arkadaşlar. Şimdi x-y koordinat düzleminde birim çember alıyorum arkadaşlar. Şimdi birim çember yarıçapı orijin olan, bakın yarıçapı orijin olan, yarıçapı orijin olan bir çemberdir, değil mi? Yarıçapımız orijin. Pardon. Merkezimiz orijin olan bir çemberdir. Yarıçapımız da bir birimdir. Şimdi bu birim çember üzerinde bakın bir nokta alıyorum. Diyelim ki almış olduğumuz nokta P noktası diyelim. P noktası ile orijini birleştiriyorum. Bak şu orijini birleştiriyorum. Şuradaki açımıza, buradaki açımıza x diyelim. X diyelim. Tabii yarıçapımız bir birim, birim çember olduğu için buranın koordinatları 1'e 0. Buranın koordinatları işte nedir? 0'a 1. Önce apsis söyleniyor. Burası eksi 1'e 0 ve 0'a 1'dir. Değil mi arkadaşlar? 0'a eksi 1'dir. Pardon. 0'a eksi 1'dir. Bunun koordinatları bunlardır arkadaşlar. Şimdi P noktası birim çember üzerinde bir nokta. P noktası ile orijini birleştiriyorum. X ekseni ile orijin arasında kalan bu açıya biz, bakın şu açıya biz ne diyoruz? Bizim bu açımızı görüyorsunuz. Şimdi yeşille çizmiş olduğum, bakın şu yeşille çizmiş olduğum yayın uzunluğunu nasıl bulabilirim? Yayın uzunluğunu nasıl bulurum? Üzerine çalışalım. Şimdi biz birim çemberin yarıçapı bir birimdi. O halde bunun çevresi çapın pi katı. Pi çarpı 2r. Çapın pi katı. Yani 2 pi r'dir bunun çevresi. Neymiş? Çevresi 2 pi r. R'yi 1 alıyoruz. R'yi 1 alıyoruz. O zaman çevremiz 2 pi olmuş oluyor. Çevremiz 2 pi. Pekala bu yayın, bakın buradaki yayın yarısı ne olur? Yarısı pi olur. Pi olur. İşte yay uzunluğu cinsinden açıyı ifade ederseniz şayet biz buna radyan diyoruz. O halde pi'nin karşılığı, bakın pi'nin karşılığı 180 dereceye karşılık geliyor arkadaşlar. Yani pi 180 derecedir. Buradan akıl ve mantık yoluyla diğer bilindik açıları, bilindik derken mesela sizin karşınıza 30, 60 ve 45 derece ve bunların katları gelecek. Dolayısıyla 180'in 3'te 1'i 60 yapar. O halde 60 derecenin karşılığı, bir dakika arkadaşlar şu. O halde 60 derecenin karşılığı ne olur? Ne olur Alperen? 60 derecenin karşılığı elbette 180'in 3'te 1'i, yani 3'e bölüyoruz. 1 bölü 3'ünü alıyoruz. Yani o zaman pi bölü 3 60'a karşılık gelecek. Aynen. Evet Fatma. Peki hele pi'nin 6'da 1'i, yani 180'in 6'da 1'i pi bölü 6 yapar. Pi bölü 6 da 30'a karşılık gelir. Yine 45 derece. Bakın 45 derece nedir? 45 derece 180'in yarısının yarısıdır. Yani yarısı pi bölü 2. Pi bölü 2'nin de yarısı. Tekrar 1 bölü 2'ni alıyoruz. Yarısı pi bölü 4 olmuş oluyor. Evet Hatice, dersi iyi dinleyelim. Buradan pi bölü 4 eşittir 45 derece olmuş olur. Şimdi gördüğümüz gibi 45 derece olur. Şimdi bunların katlarını alacak olursak, değil mi? Katlarını alacak olursak nedir bunların katları? Söyleyin bakalım nedir bunların katları? Mesela 60'ın 2 katı 120 yapar, değil mi? O halde 2 pi bölü 3, bakın 2 pi bölü 3 120 dereceye karşılık gelir. 45'in 3 katı ne yapar? 135 yapar, değil mi? O halde 3 pi bölü 4, bakın 3 katını alıyorum pi bölü 4'ü, 135'tir. Örneğin 210 derece 30'un 7 katıdır. 30 pi bölü 6'dır. Baba sana bir şey diyeceğim. 7 pi bölü 6 eşittir. O halde baba, 210 baba. Derece olur. Baba. Ben de dersi dinlemek istemiyorum. Tamam oldu. Ama sen dersi dinle dedim. Ben dersi dinle demedim. O halde 150 derece. Bakın 150 derece. 30'un kaç katıdır? 5 katıdır. 30'un 5 katı ne olur? 150 olur mesela. O da 5 pi bölü 6 olur, değil mi? 5 pi bölü 6 150 dereceye karşılık gelmiş olur. İşte bu şekilde arkadaşlar diğer açıları biz buradan elde edebiliyoruz.
yani radyan. Dolayısıyla bakın çektiğimizde tekrar geri dönüyoruz. Bakın burada trigonometride açılar, bakın trigonometride açılar tabii pozitif ve negatif diye ikiye ayrılır. Her zaman için açımız başlangıç noktası, bakın açımızın başlangıç noktası şey. Fatma derse gir. Fatma. Şimdi açımızın başlangıç noktası her zaman için arkadaşlar şu x ekseni görüyor musunuz? Şu x ekseni, bakın şu x ekseni hep buradan itibaren. Açımız buradan itibaren yola çıkar. Buradan itibaren yola çıkar. Bu şekilde hareket eder arkadaşlar açımız. Bu açımız pozitif oluyor. Buradan itibaren açımız olursa bu açımıza negatif diyoruz biz. Şimdi bizim buradaki mesela x açımız pozitif açı. Şimdi x açımız birinci bölgede bulunan bir açıdan bahsediyorum. Şimdi bu açının, bakın bu açının apsisi, bakın şuradaki apsis nedir? Apsisi görüyorsunuz. Apsis nedir? Şuradaki uzunluk derim, şu uzunluktur. Şu uzunluktur mesela. Biz bu uzunluk nedir arkadaşlar? Bu uzunluğa C diyelim örneğin. C nedir? C nedir? Komşu dikkenler bölü hipotenüs. Bakın komşu dikkenlere bölü hipotenüs. Yani C bölü 1. Burada neye karşılık gelir? Kosinüs X'e karşılık gelir. Dolayısıyla C değerimiz burada gördüğünüz gibi şu uzunluğumuz cos X oldu. Aynı şekilde bakın şu değere S diyelim. S diyelim mesela karşı dikkenar. Şimdi karşı dikkenarın, bakın karşı dikkenarın yani S'nin 1'e oranı da neyi verir? Sinüs X'i verir. Dolayısıyla S değerimiz sinüs X oluyor. O zaman ne olmuş oluyor? O zaman şuradaki uzunluğumuz, bakın şu daha doğrusu P noktasının ordinatı, P noktasının ordinatı ne olmuş oluyor? Sinüs X olmuş oluyor. O zaman söylüyorum. P noktasının birim çember üzerinde P'ye karşılık gelen açımız X olsun. O halde P noktasının apsisi kosinüstür. P noktasının ordinatı sinüstür. Unutmayalım bunu. Apsisi kosinüs. Şimdi birim çember üzerinde mesela yola çıkarak biz sinüs ve kosinüs değerlerini elde ettiğimiz gibi tanjant ve kotanjant değerlerini de elde edebiliriz. Nasıl ki? Şimdi bakın y ekseninin aynısını şuraya kopyalıyorum. Bak şuraya klonluyorum bu şekilde. Y eksenimizi aynısını kopyaladım. Bunun uzantısını alırsam, bakın bunun uzantısını alırsam şuradaki değere dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki değere. Bizim şu uzunluğumuz bir birimdi. Dolayısıyla şu uzunluğumuzda t dersek mesela ne olacaktır? Söyleyin bakalım. Tanjant nedir? Karşı dikkenar yani tanjant x eşittir. Karşı dikkenar yani t bölü 1'dir. Dolayısıyla t değeri de tanjant x oluyor. Yani şuradaki değerimiz tanjant x eşittir. O zaman bizim şunu söyleyebilirim ben. Tanjant 0 nedir? Tanjant 0 nereye görüyor? Bakın buradaki 0'a karşılık geliyor 0. Tanjant 45 niye karşılık gelir? Şurası ne olur? 45 olur mesela. Y'ye karşılık gelir. Tanjant 7, 8, tanjant 10, tanjant 20. Gittikçe değer ne yapacak? Bakın arkadaşlar. Gittikçe değerimiz açımız 90'a yaklaştıkça değerimiz çok büyük değerlere gittiğini görüyorsunuz şekil üzerinde. Şimdi x eksenini alıp buraya kopyaladım onu. Oradaki değer de kotanjant oluyor. Yani şu oluyor arkadaşlar. Bakın özetle. Bakın birim çemberi alıyorum tekrardan. Örnek olarak veriyorum. Bak şu birim çemberi iyi anlayalım arkadaşlar. Bak şunu mutlaka ezberleyelim. Yani gerekirse. Şimdi birim çember üzerinde bakın. Şu benim neydi? X eksenim. Bu ne? Y eksenim. Burası 1. Burası 1 birim. Burası eksi 1. Birim çemberden. Merkezi orijin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki eksen, y eksenini alıyorum. Buraya kopyalıyorum. Sonra x eksenini alıp şuraya paralel olarak çiziyorum. İşte kırmızıya belirtmiş olduğum eksen üzerindeki noktalar tanjant değerine karşılık gelir. Şunlar da yeşil çizmiş olduğum değerlerde neye karşılık gelir? Kotanjant değerine karşılık gelir. Örneğin bakın şunu mutlaka iyi bilin arkadaşlar. Bakın mutlaka diyorum, mutlaka %100. Diyelim ki bakın ben bir tane x açısı alayım. Yani şuradaki açım x olsun. X olsun. Bunun uzantısını alıyorsunuz. Bak uzantısını alıyorsunuz.
Hatta spesifik bir örnek vereyim. Diyelim ki x açım. Bakın x açım. Diyelim ki kaç olsun? Mesela x açısı diyelim ki 43 derece olsun arkadaşlar. 43 derece olsun. Bakın spesifik bir örnek verdim. Şimdi hesap makinesine ben şimdi giriyorum. Değeri giriyorum. Bakın kosinüs, bakın kosinüs 43 dereceye giriyorum arkadaşlar. 0.73 okudum. Yani şu bakın şuradaki bakın P noktasının açım 41 derece bakın pardon 43 derece. 43 derece. P noktasının apsisi değeri 0.73. Yani daha küsuratlı bir değer de yaklaşık olarak yazıyorum. P noktasının ordinatının değeri bakın ordinatının değerini alıyorum. Yani bu da sinüs bakın sinüs 43 oluyor. 0.68 gibi yaklaşık değer. Daha uzayıp gidiyor da 0.68 gibi değer. Buradaki değere karşılık geliyor. Şuradaki burası 1 oluyor. Burası 1. İşte burası 2 oluyor. Böyle gidiyor. Şuradaki tanjant değerim de bakın. Şuradaki tanjant değeri. Yani şundan şu aynı değer. Bundan bu aynısı. Tanjant değeri. Tanjant 43 neymiş onu okuyalım bir. 0.93. Bakın şurası 0.93 oluyor. Yani şuradaki aynı değer. 0.93 oluyor. Kotanjant 43'e bakalım. O da 1'i geçecek şekilde görüldüğü gibi. Çünkü burası 1, burası 2. Böyle gidiyor. 1'i geçecek. Bakalım. Tabii ki kotanjant değerine bakalım. Bir bölü tanjant 43. O da 1,077 çıkıyor. Yani şuradaki değerim de 1,072. 1,072 çıkıyor. Buradaki kotanjant değerini bulmuş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Yani o halde y ekseni üzerindeki noktalar unutmayın. Y ekseni üzerindeki noktalar gördüğünüz gibi şuradan nereye kadar? Şuradan başlıyor. Eksi 1'den başlıyor. 1'e kadar olan değerler sinüs değerleri işte herhangi bir açının. O halde benim sinüs değerlerim eksi 1 küçük eşit sinüs x o da küçük eşit 1 olur. Burada eksi 1 küçük eşit cos x küçük eşit 1 ne olur arkadaşlar? Kosinüs değerlerim olacak. Tanjant değerlerim görüyorsunuz sonsuza kadar gidebilir. Yani eksi sonsuzdan sonsuza kadar her türlü değeri aldığını görüyoruz. Şimdi bak birim çember üzerinde P noktasının apsisi kosinüs ordinatı sinüs değerini veriyor. Bu tanjant ekseni tanjant. Bu da kotanjant oluyor. Bunu mutlaka bilelim arkadaşlar birim çember. Şimdi orta 8. sınıfta mesela şunları görmüşsünüz. Bir hatırlatayım. Hatırlatayım mesela. Şimdi açımız burada burası x ise, bakın burası x ise bakın burası x ise ne olur? Şimdi burası x ise açımız x olsun. 90 derecenin karşısındaki kenara b diyelim. Bakın x açısına komşu olan kenara c diyelim. Buraya a diyelim. Bak şunları ezberleyelim. Sinüs x bakın sinüs x karşı dik kenar böyle hipotenüstür arkadaşlar. Tanjant da bakın tanjant o şekilde başlar. Tanjant aynı sinüs gibi karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Yani tanjantta hipotenüs yoktur. Kosinüs bakın kosinüs x de komşu dik kenar c bölü Alper'in derisinde komşu dik kenar bölü hipotenüstür. Kosinüs. Kotanjant Alper'in derisinde başka bir şey değil mi? Kotanjant x ise nedir arkadaşlar? C bölü b'dir. Bunu anladık herhalde.
Kancağıtla katancağıt benziyor değil mi? Yani evet, tanjanttan kotanjanta hipotenüs yoktur. Şimdi tanjanttan kotanjanta bakacak olursak arkadaşlar, tanjanttan kotanjanta bakacak olursak bunların çarpımı nedir? Bakın çarpımı nedir? Tanjanttan, bakın tanjanttan kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Bakın neymiş? Tanjantla kotanjantın çarpımı 1'dir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. 1'dir. Çünkü c bölü c'nin c bölü b'yi çarparsanız ne olur? 1 olur. Bu ne demektir? Örnek olarak vereyim. Örnek olarak vereyim. Bir açının tanjantı, örneğin tanjant alfamız 2 bölü 3 ise kotanjant alfamız ne olur? 3 bölü 2 olur. Çünkü çarpımlar 1'dir. Bunu unutmayalım. Tanjant alfamız 1 ise mesela kotanjant alfamız da 1'dir. Eşittir birbirine. Sinüs ve kosinüs, bakın sinüs ve kosinüs, dikkat edin, hipotenüs kullanılıyor. Dolayısıyla tanjantta ne kullanılıyor? Karşı dikkenler böyle komşu dikkenler. Kotanjantta komşu dikkenler ve karşı dikkenler. Bunu unutmayın. Bunlar dışında arkadaşlar, bunlar dışında iki tane daha trigonometrik oran var. Onu söyleyeyim. Bakın o da şudur. O da şudur. Ben hatırlatayım. Secant x eşittir 1 bölü cosinus x. Cosecant x eşittir 1 bölü sinüs x'tir. Bunları ezberleyelim. Bunlar da bilmeniz gereken trigonometrik oranlardır. Bunu söyleyeyim. Şimdi biz trigonometride mesela 30-60-90 üçgenini ve 45-45-90 üçgenini ezbere bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki, bakın 45-45-90 derece üçgeni çiziyorum tipik olarak. Bir de 30-60-90 üçgeni çiziyorum. Bunları mutlaka ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar, mutlaka. En azından şimdi tabii ki 45-45-90 üçgeni ben buralara 1 alırsam, Pisagor bağıntısı uygulayacak olsam 1'in karesi artı 1'in karesi 2 yapar. O halde hipotenüsün karesi 2'dir. Kendisini yapar. Kendisi 2 yapar. 30-60-90 üçgeninde de arkadaşlar bakın tabii ki bunlar 45 derece. Bunu unutmayalım. 45 derece. 30 derece 60 derece 90 üçgeninde de 30 derecenin karşısındaki kenara 1 alırsam hipotenüs 2 oluyor. 60 derecenin karşısındaki kenar kök 3 oluyor. Bakın bu iki üçgene bağlı olarak, bakın bağlı olarak bir takım trigonometrik oranları yazıyorum. Örneğin tanjant 45. Karşı dikkenar nedir? 1. Komşu dikkenar ne? 1. Oha 1 bölü 1, 1 yapar. Mesela sin 45. Bakın sin 45. Karşı dikkenar, yani 45 derecenin karşısındaki kenar nedir mesela? Gördüğünüz gibi 1'dir. 1 bölü kök 2'dir. Pay ve paydayı kök 2'nin çarpacak olursak kök 2 bölü 2 olarak bulunur. Sinüs 30'a bakalım. Bakın sinüs 30'a bakalım. Sinüs 30. Karşı dikkenler 1'dir. Hipotenüs 2'dir. O halde 1 bölü 2 olacaktır. Kos 60'a bakalım. Bakın kos 60'a bakalım. Kos 60 dereceye. Kos 60'da nedir? Komşu dikkenler bölü hipotenüsür. Komşu dikkenlerimiz 1'dir. Hipotenüs 2'dir. O halde cevap 1 bölü 2 olacaktır. Biz birim çember üzerindeki, bakın birim çember üzerindeki bir takım açılarımız vardı. Özellikle 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece, yani eksenler üzerinde bulunan açılar. Bu eksenlerin üzerine bulunan açıların radyan olarak ölçüleri ve bu noktalara karşılık gelen, bakın bu noktalara karşılık gelen, bu noktalara karşılık gelen koordinatları da mutlaka şekil üzerinde analiz etmemiz gerekir. Şöyle ki, şunu kastediyorum. Bakın, birim çemberin üzerinde bizim açımız her zaman için, bakın saat gibi arkadaşlar. Burası 0 derece, 0 buradan başlıyor saat gibi.
açımız bu şekilde dönüyor. Mesela bu şekilde dönüyor. Buradaki açımız neydi mesela? Bu şekilde hareket ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde hareket ederken mesela 90 derece, burası 180 derece, burası 270 derece ve burası 360 derecedir. Bunların radyan olarak karşılıklarını yazıyorum. Radyan karşılıklarını. Pi 0 radyan. 180 nedir? Pi radyandır. Bakın 180 pi'dir. Çünkü birim çemberin çevresi 2 pi'dir. Yani 360 derece 2 pi'ye karşılık gelir. Bakın 360 2 pi, 180 pi. 90 nedir? 90 180'in yarısıdır. Pi bölü 2 radyan. Pi bölü 2 radyanın 3 katı, yani 3 tane 90 270 yapar. O halde burası 3 pi bölü 2 yapacak. Bunlar radyan karşılıklarıdır. Şimdi bu noktalara karşılık gelen koordinatlar şunlardır arkadaşlar. Bakın şu noktanın koordinatlarının 1'e 0 olduğunu biliyoruz. Bakın 1'e 0. Bu noktamızın koordinatı 0'a 1'dir. Bakın önce absis, sonra ordinat. Bu noktamız önce absis, eksi 1'e 0. Bu noktamızın koordinatlarda önce absisimiz şuradaki 0 olduğunu görüyorsunuz. Sonra ordinatımız eksi 1. Dolayısıyla bu noktamız 0'a eksi 1 olmuş oluyor. Şimdi bakalım. Sin 90. Sin 90 derece nedir? Sin 90. Sin 90. Bakın görüyorsunuz buradaki 90 derece karşılık gelen noktanın koordinatları 0'a 1'dir. Ordinatımız 1 olduğundan dolayı buraya 1 yazıyoruz. Kosinüs 180'e bakalım. Kosinüs 180. Kosinüs 180'in olduğu noktanın koordinatları eksi 1'e 0'dır. Absisimiz eksi 1'dir. O halde kos 180 eksi 1'dir. Onun için buradaki koordinatları radyan olarak, derece olarak mutlaka bilmemiz gerekiyor. Pekala, biz biraz önce mesela şuradaki 30-60 90 derece üçgeninden, 45-45 derece 90 üçgeninden bir takım açıları, trigonometrik değerlerini elde ediyorduk. Pekala, bizim açımız yani 90'ı geçerse ikinci bölgede veya üçüncü bölgede veya dördüncü bölgede bir açıysa bu açıyı nasıl ifade edeceğiz? Gördüğünüz gibi trigonometri arkadaşlar, trigonometrik değerler eksi olabiliyor. Neden? O bölgedeki koordinatlara bağlı olarak. Örneğin şu soruyu yapalım. Mesela kosinüs, bakın kosinüs 120 derece nedir? Bakın kos 120 derece nedir? Bu değeri bulmaya çalışalım. Önce bir tane birim çember çiziyoruz arkadaşlar. Birim çember. 120'nin olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Bakın 120 geldim, 90, bir 30 daha geldim. Şuradaki açım 120 derece. Yani 120'nin bulunduğu bölge 3. bölgedeki bir açı. 3. bölgedeki bir açımız kosinüs demek, absis demekti. O halde absisimizin eksi olduğunu görüyorsunuz. Yani kosinüs 120'nin eksi bir değer olduğunu anlıyoruz. Önce işareti yazıyoruz bulunduğu bölgeye bağlı olarak. Sonra bakın bu bölgede 120 demek 90'la arasındaki şu açı 30'dur. Yani y ekseniyle irtibatlı açısı 30'dur ikinci bölgede. X ekseniyle şu açımız 60 derecedir. Burada şayet x ekseniyle yani irtibatlı olan açıyı alacak olursam, bakın olursam cos cos olarak kalıyor. Cos 60 yazıyoruz. Yok öyle değil de y ile irtibatlı açıyı alacak olursam işaret değiştiriyor. Yani y ekseni irtibatlı açıyı alırsanız işaret değiştireceksiniz. Bunu unutmayın. O halde eksi sinüs 30 alıyorum. Sin 30 neydi arkadaşlar? 45 sin 30 hatırlayalım. İşte 30-60 90'ını hatırlayalım. Sin 30 neydi? Hatta yukarı bakalım. Bak sin 30 neydi? Hemen hatırlayalım şurada. Sin 30'umuzun 1 bölü 2 yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yerine yazıyorum 1 bölü 2'yi. Başında eksimiz de var. O halde sonuç eksi 1 bölü 2 olacaktır. Aynı şekilde cos 60 da 1 bölü 2'dir. O da eksi 1 bölü 2 olacaktır. Yani iki türlü cos 120'nin değerini bulabilirsiniz. O halde ikinci bölgede, üçüncü bölgede, dördüncü bölgede dikkat etmeniz gereken kural budur. Yalnız bu kuralı şunu söyleyeyim. Normalde ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölgedeki açılar kural olarak ezberletiliyor.
benim hani ilkokul birde ben kaldığım için hani çok biraz kafam çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ben maalesef kendime ait kurallar geliştirerek hani üst sesine gelmeye çalıştım olayın. Yoksa o kadar kuralı ben ezberleyemezdim. Yani o dolayısıyla hani ikinci bölgede, üçüncü bölgede X'li irtibatı, Y'li irtibatı onu bularak hani sonuca gidebilirsiniz. Mesela başka bir örnek vereyim. Diyelim ki bakın bir örnek daha vereyim. 210 derece olsun. Bakın 210 derece. Şimdi 210 yola çıktım. Bakın burası 210 derece. Yani 210 derece 180'i geçiyor ama 270'i geçmeyen bir açı. 210 derece. Bu 210 derecenin görüyorsunuz ikinci bölgede kalan ikinci bölgede yani 180'den 180'e ne eklersem olur? 30 derece değil mi? Burası 30 derece. Diyelim ki tanjant 210'u bulacağım. Bakın daha önce 210 olacağım. Bu şimdi daha önce şöyle bir şu kuralı ispatlamamıştım ama vereyim. Bakın şunu vereyim. Tanjant bakın tanjant x'imiz sinüs x bölü cos x yapar arkadaşlar oran olarak. Kotanjant x de tanjant da kotanjantın çarpımı 1 olduğuna göre tanjant 2 bölü 3 ise kotanjant 3 bölü 2'dir değil mi? Dolayısıyla bu da cos x bölü sinüs x olacaktır. Bak bu kuralları şimdi bu buna göre bak bu mantığa göre. Bakın burada benim burada benim kosinüs değerimin bak kosinüs değerimin eksi olduğunu sinüs değerimin yine eksi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla eksinin eksiye bölümü artıdır. Ya buradan ya da bakın şu tanjant eksenimdir. Bakın bu tanjant eksenim. Bakın bu tanjant. Burası mesela eksi 1. Burası eksi 2. Böyle gidiyor. İşte burası 1. Şu uzantısının bakın uzantısının bakın uzantısının burada pozitif olduğunu görüyorsunuz. İşaretim pozitif. Hangi açıyı alıyorum ben? X eksenin irtibatlı açıyı aldım. Yani 30 derece. O halde tanjant olarak kalıyor. Neden? X eksenin irtibatlı açıyı aldığım için tanjant 30 olarak yazıyorum. Tanjant 30'un karşılığı 30 60 90 üçgeninden mesela hatırlayalım. Mesela diyelim ki onu unuttum diyelim. Bakın şu eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen dikme indiriyorsunuz. Mesela burası 2 olsun, burası 2 olsun. Eşkenar üçgende biliyorsunuz burası almış olduğum açıortay 30 derece 30 derece olur, değil mi? Burası 60 derece olur. O halde burası 1 1 olur. Biliyorsunuz bir eşkenar üçgen aynı zamanda her yönüyle ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgen tepeden indirilen dikey hem açıortay hem kenarortay dolayısıyla bir birini iki parçaya ayıracak. Ve ben Pisagor bağıntısı kullanacak olursam buranın karesi 4'tür. Buranın karesi nedir? 1'dir. O halde buranın karesi 3 olacak. Kendisi de kök 3 olacak. Gördüğünüz gibi tanjant 30 karşı dikkenarın 1'in kök 3 oranı dolayısıyla 1 bölü kök 3 olarak bulunur. Bu şekilde de olabilir. Pay ve paydaki kök 3'e çarpacak olursak kök 3 bölü 3 olarak da bulunabilir arkadaşlar. Tanjant 30 değerimiz budur. Şimdi ama şunu unutmayın. Tanjant x eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x olduğunu unutmayın. Bir de birim çemberde bakın şurada birim çemberde mesela şu birim çemberde şunu unutmayalım arkadaşlar. Birim çemberde neydi mesela? Veya aşağı çizim arkadaşlar. Bakın birim tekrardan bir birim çember alıyorum. Dolayısıyla birim çember kullanma sanatımız çok iyi olmak zorunda. Bakın birim çemberde bir açı alıyorum. Almış olduğum açı x diyelim biz. X diyelim. Neydi arkadaşlar? Şuradaki noktanın bakın buradaki noktanın koordinatı cos x. Abscisimiz cos x. Ordinatımız da sinüs x. Bunu unutmayalım. Sinüs x oluyor. Yani şuradaki noktanın koordinatları cos x bölü sinüs x. Öyle değil mi? Bunu gördük biz. Peki hele bakın. Burada biz Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak. Burası 90 derece. Bakın 90 derece. Nedir? Şu uzunluğumuz cos x. Bu uzunluğumuz sinüs x. Dolayısıyla Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak cos kare x artı sin kare x sin kare x eşittir 1 olarak bulunur. Neymiş arkadaşlar? Cos kare x artı sin kare x eşittir 1. Unutmayın bunu. Nereden bulduk? Pisagor bağıntısından bulduk mesela. O halde bizim
O halde bizim sinüs değerlerimiz, bakın sinüs değerlerimiz gördüğünüz gibi eksi 1 ile 1 arasında, yani ordinatları, birim çember üzerindeki ordinatlar eksi 1 ile 1 arasında olduğu için eksi 1 küçük eşit sinüs x küçük eşit 1, benzer şekilde eksi 1 küçük eşit cos x küçük eşit 1 olarak bulunur. Sonra ne demiştik mesela arkadaşlar? Bakın burada mesela tanjant x nedir mesela? Tanjant x. Tanjant nedir? Tanjant x. Üçgene bakalım. Tanjant nedir? Karşı dikkenar böyle, komşu dikkenar. Karşı dikkenarda ne var? Sinüs x var değil mi? Gördüğünüz gibi. Komşu dikkenarda ne var? Şu üçgende mesela. Cos x var. O halde cos x olduğunu şekilden görebiliyorsunuz. O halde tanjant x'den kotanjant x'in çarpımı neydi arkadaşlar? 1'dir. Değil mi? 1'dir. Neden 1'dir? Çünkü kotanjant x'imiz cos x bölü sinüs x olduğunu görüyorsunuz. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bir de gördüğümüz gibi secant x değerimiz 1 bölü cos x. Cosecant x değerimiz de 1 bölü sinüs x'tir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar önemli trigonometrik oranlardı. İkinci bölge, üçüncü bölge gibi durumları gördük. Şimdi işte tabi bununla alakalı biz bayağı bir örnek çözeceğiz. Onu da söyleyeyim açıkçası bir şekilde. Şunu yapacağım. Bakın bak tekrar bir birim çemberleştireceğim. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Birim çember göstereceğim. Bakın şu birim çemberde. Birim çemberde. Sıfırla 180 derecedeki açılar düşünelim arkadaşlar, değil mi? Bakın sıfırla 180 derece arasındaki açılar düşünelim. Mesela buradaki açı kosinüs değeri olarak söylüyorum. Mesela buradaki açı buna karşılık geliyor. Kosinüs. Buradaki açı bakın buna karşılık geliyor, değil mi? Yani bir açı, yani şu 0 ile 180 arasındaki açıları görüyorsunuz. Ne olmuş oluyor? Her açı bir diğeri karşılık geliyor. O halde Zeynep cevap verir misin be? O zaman şunu söyle bakalım. 0 ile 180 arasındaki açıların birebir olduğunu söyleyebilir misin? Kosinüs değerlerinin. Tamam. Dersi takip edelim. Şimdi o zaman bizim açılarımızda değerlerimiz nasıl? Açılarımızda değerlerimiz birebir, değil mi? Birebir. Açılarımızda değerlerimiz birebir oluyor. Şuradaki açılarda bakın, buradaki açılarda yeşil çizmiş olduğum, yani sıfırla eksi 90 arasında kaçtığımız, bu önden geldiğim için eksi 90 bakın, veyahut da 270'e mi? 0 eksi 90 arasında şu yeşil çizmiş olduğum banda bakalım. Buradaki açılarımızın da mesela bakın ordinatları, yani bir açıya bir diğer karşılık geliyor. Bunları birebir oluyor. İşte bu birebir olan bantta yani buradaki hangileri, bunlar sinüs x değerler için birebir oluyor. Şu bölgede kosinüs değerler için birebir olmuş oluyor, değil mi? Aynı zamanda sinüsün olduğu bölge mesela tanjant için de geçerli. Bu da kotanjant için de geçerli. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Hani biz birim şimdi biz ters trigonometrik fonksiyon biliyoruz, değil mi? Neydi ters trigonometrik? Daha doğrusu ters fonksiyon. Mesela bu 2 diyelim. F değeri bunu 5'e götürsün. Dolayısıyla ters fonksiyon ne oluyordu? Ters fonksiyon f'in tersi oluyordu. F'in tersi. O halde f'in tersi 5 eşittir 2 oluyor, değil mi? F2 ne oluyor? F2 de bizi 5'e götürüyor. Aynısını trigonometride kullanacağız şimdi. Mesela şunu hatırlayalım. Sinüs 30 neydi? Bekir, sinüs 30'un değeri ne? Allah, Bekir nerede? Alperen sen söyle, sinüs 30'un değeri ne? Bekir geldi mi Bekir? Bekir, sinüs 30'un değeri ne? 1 değil mi? Yok.
Sin 90'ın değeri 1. Sin 30'un değeri ne? 1/2 mi? Yani 1/2 evet. O halde bak, o halde pi bölü 6 radyan sinüs karşılığı, bak sinüsün karşılığı 1/2'ye giderken bakın açı değere gidiyor. Neymiş? Açı değere gidiyor. Tersten gelirsek biz buna sinüs demiyoruz. Ne diyoruz buna Zeynep? Yani sinüsün tersi ne? Ark sinüs x. Oldu mu Zeynep? Bak değer açıya götürüyor seni. Anlayabildin mi Zeynep? Yani ark, bak yazıyorum, ark sinüs 1/2, bak değer bizi açıya götürüyor. Bakın değer açıya götürüyor. Mesela bak buradaki, bak şu anlayabildin mi Zeynep, bak değer, bak bu değer seni açıya götürüyor, unutma bunu. Evet. Zeynep şu söyle bakalım, tanjant 45 ne? Yani şu, bak şu 45 derece deyince şunu hatırlıyorsun ya Zeynep, bak 45-45 90 derece üçgenini göz önüne getiriyorsun. Burası 45 derece. Burası 1, burası 1. 1 olur değil mi? Karşı dik kenarın komşu dik kenarın oranı 1 olur değil mi? Peki, efendim? 4-2. Yok 1-1. Tanjant 45 1'dir, onu diyorum. Yok bu kök 2, şurası kök 2 yapar da tanjantta hipotenüs kullanılmaz. Tanjant karşı dik kenarın, bak karşı dik kenarın, yani karşı dik kenarın, bak şu bunları ezberleyelim artık, karşı kenarın komşu dik kenar oranıdır. Hiçbir zaman hipotenüs olmaz yani tanjantta ve kotanjantta. Dolayısıyla 1 oluyor. 1 oluyor. Yani 45 derece nedir? Radyan karşılığı pi bölü 4'tür. O halde şimdi tersten yazıyorum. Ark, bakın ark, tanjant 1 nedir? 1 nedir? Şimdi tanjant 45. Yani tanjant pi bölü 4 1 olduğuna göre art tanjant 1 de, yani bu açı karşılığı nedir? 45. Yani 45 derecenin karşılığı ne? Pi bölü 4'tür arkadaşlar. Pi bölü 4'tür. Yani art tanjant 1 demek pi bölü 4. Yani ters trigonometrik fonksiyonların tanımlı olduğu aralık, bunu bilin. Bir de nedir? Değerin sizi açıya götürdüğünü bilin. Yani ters trigonometrik fonksiyonlarda bileceğimiz bunlardır arkadaşlar. Şimdi şunun üzerine duracağız. Bakın toplam ve fark formüllerimiz var. Onun üzerine duracağım. Şimdi Fatma, sin 75'in ne olduğunu biliyor musun? Bir. Yok. 91. Sin 91'dir. Sin 75'i bilmiyorsun. Ama sin 45'i biliyorsun. Sin 30'u biliyorsun. Değil mi? Yani o halde 75'i sen 45 artı 30 olarak yazabilir misin? Peki o zaman şöyle yazabilir misin? Sin 45, 75 yerine sin 45 artı böyle 45 artı 30 mesela 75'i verir değil mi? Ama bunu yazarken nasıl yazacağız? İşte bunlar işleyeceğiz. Fatma. Bak şu, bak sin, bak şey, ispatını yapmadan direkt formüller vereceğim arkadaşlar. Bak şu, bunu mutlaka ezberleyin. Sin A artı B demek. Bakın sin A. Sin A artı B. Yok. Sin A çarpı cos B. Artı. Sonra bakın şu sıra ezberleyin. Sin cos, bak sin cos. Sonra cos sin geliyor bak. Cos, ama cos A sin B. Bakın burada şuna dikkat edin. A B sırasına dikkat edin. Bakın A B. Birinci kısımda sin cos var. Ha. İkinci kısımda cos sin var. Bunu ezberleyeceğiz. Şimdi sin, bakın sin A eksi B olursa her şey aynı Fatma. Her şey aynı. Ne fark var? Söyle Fatma. Bir fark var. O farkı yakalayabildin mi? Arada eksi var. O kadar. Oldu mu Fatma? Anlayabildin mi? Bak sinüs toplam fark formülleri, birinci kısımda sin cos var. İkinci kısımda cos sin var. AB sıramız. Artı olursa artı, eksi olursa eksi. Pekala, Bekir bir soru soracağım. Bekir, bana söyler misin? Bu formülde A ve B yerine X alırsan
Yani x alırsan x x daha 2x yapar değil mi bu arada Bekir? Evet. Sin 2x neye eşit olur Bekir? O zaman sin x çarpı cos x, cos x çarpı sin x olur. O zaman sin x çarpı cos x, bak cos x çarpı sin x, iki tane cos x sin x var. O da 2 çarpı sin x çarpı cos x olur. Bunu görebildin mi Bekir? Bak a ve b yerine x al Bekir. Yani x x daha 2x yapar biliyorsun. Yerine yaz sin x x cos x. Sonra cos x sin x o da bu yapar. Öyle değil mi Bekir? İşte ÖSYM bunları iyi bilmeniz istiyor arkadaşlar bu formülleri. Bununla alakalı mutlaka soru geliyor. Yani sin 2x'in 2 çarpı sin x çarpı cos x olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kaynağı da bu. Buradan mı çıkarıyorsunuz? Oldu mu? Şimdi bakın şimdi kosinüs formüllerini yazıyorum. Kosinüs bakın. Kosinüs formüllerini yazıyorum. Kosinüs formülleri de şu. Kosinüs Zeynep biliyor musun kosinüs formüllerini? Kosinüs a artı b. Ezberemedim. Mahmut çıktığında seni geberteceğim. Eline testleri görmesem. Kosinüs a artı b ne? Yazalım. Kosinüs a çarpı kosinüs b artı yok artı değil. Artı değil. O sinüs de öyle oluyordu. Bunda eksi oluyor. Yoksa artı mı oluyor? Artı değil mi? Sinüs a çarpı sinüs b. Şimdi artı mı oluyor eksi mi oluyor? Zeynep. Artı oluyor. Yok. Artı olsaydı ne olurdu mesela? Yok, eksi oluyor maalesef. Eksi oluyor. Zıt. Hı. Yani bunda bir zıtlık var. Hani parantezin içi artı ve eksi ben öyle demiştim. Hı. Yok yok. O sinüs de bundaki zıt. Bunda kos kos sin sin var. İşareti zıt oluyor. İşte ona dikkat. Sinüs bak, bakın kosinüs AB A eksi B olursa da o zaman da artı. Herhalde. Cos A çarpı cos B artı sin A çarpı sin B oluyor. Pekala. Şunu soracağım Zeynep sana. İkinci formülde A ve B yerine X alırsan ne olur? Şu formülde A ve B yerine X alırsan ne olur? X X alırsan ne olur? X'ten X çıktı 0 değil mi? Cos 0 doğru mu? Evet. Eşittir. Cos kare X olur. Artı sin kare X olur. Doğru mu? Evet. Peki hele birim çemberi hatırla Zeynep birim çemberi. Birim çemberde 0'a karşılık gelen koordinatlar neydi? 1'e 0'dı. Dolayısıyla Mahmut seni geberteceğim bak Mahmut. Bak yemin ediyorum seni geberteceğim. En teşhis yapı görmesen. Bak son ikazım. Evet. Ne olur? Söyleyin bakalım. Ne olur Zeynep? Cos 0 neydi? 1'di değil mi? Evet. Zaten öyle değil miydi? Biz ispatlamamış mıydık? Hani burası x evet. Oluyordu. Burası cos x'di. Burası sinüs x'di. Psikor bağlamı çıkıyorsa. O zaman 1 eşittir. Cos kare x artı sin kare x oluyor. Öyle değil mi Zeynep? Bak bunu unutmayalım. Bu önemli bir bağıntı. Peki yani yukarıdaki formülde x yerine a, b yerine x yazarsan ne olur? Cos x, x daha ne yapar? 2x olur değil mi? Cos 2x öyle değil mi? Cos kare. Yani evet. Cos 2x olur. O zaman x, x ne olur? Cos x yapar. Cos x. Cos kare x değil mi? Evet. Bu arada şunu karıştırma Zeynep. Bak cos kare x demek cos x'in karesini almak demektir. Tamam mı? Bundan bu cos x kareyle bu aynı şey değil. Oldu mu? Bu aynı şey değil. X'in karesinin kosinüsü bu. Cos x'in karesi bu demektir. Yani bu cos kare x bu oluyor. Cos kare x eksi sin kare x olur. O halde cos kare x eksi sin kare x neymiş? 1'miş. Oldu mu Zeynep? Peki yani bunu ezbere bileceğiz.
çıkarılışını da bileceğiz. Toplam fark formlarını bileceğiz. Şimdi şunu diyeceğim Zeynep. Bak. Şimdi şu iki formülü bana entegre edebilir misin? Şu iki tane şuradaki formülleri kırmızı resmiş oldum. Mesela şöyle ki sin kare x nedir Zeynep? Sin kare x nedir? Söyle bana. Sin kare x nedir? Sin kare x. Cos. 1 eksi cos kare x, doğru mu? O öbür tarafa atarsam. Aynı şekilde cos kare x de 1 eksi sin kare x'tir. Anlayabildik mi? Cos kare. Bunu alıp Zeynep bunu alıp şurada yerine yazarsak ne olur? Ne olur? Yazalım. Bak cos kare x cos eksi kare. Bak cos kare x eksi 1 eksi, hayır bak sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazıyorum. Takip et. Cos kare x yazıyorum. Eksiyi dağıt. Eksiyi dağıt. O zaman 2 tane cos kare x olur. 2 çarpı cos kare x olur. Eksi 1 olur. Oldu mu? Yani cos kare x eksi sin kare x neye eşitmiş? 2 çarpı cos kare x eksi 1 eşitmiş. Benzer şekilde cos kare x yerine de 1 eksi sin kare yazarsan o zaman 1 eksi 2 sin kare x'i bulursun. Yani neyi bulursun? 1 eksi 2 sin kare x'i bulursun. O zaman ne yapıyorsun? Mesela burayı 1 yaparsan Zeynep, burayı 1 yaparsan bunun başına 2 getiriyorsun. Yok burayı 1 yaparsan bunun başına 2 getiriyorsun. Oldu mu? Bunu unutma yani. Yani yazıyorum o halde. O halde ne eşitmiş? Cos 2x demek. Cos kare x eksi sin kare x demek. O da işte 2 çarpı bakın cos kare x eksi 1 ya da 1 eksi 2 çarpı sin kare x demektir. Bunları formül olarak bilmemiz gerekiyor. Yani gördüğün gibi biz bunlara yarım açı formülleri diyoruz arkadaşlar. Konu olarak yarım açı formülleri olarak geçer. Gördüğünüz gibi yarım açı formülleri nereden geliyor? Toplam fark formülünde A ve B yerine X konularak elde edilen formüller olduğuna dikkat edin. Yani toplam fark formüllerini ezbere bilmeniz isteniyor. Yarım açı formüllerini buradan çıkarmanız isteniyor. Hatta ezbere bilmeniz isteniyor sınav için. Bir de toplam fark formüllerinde tanjant formüllerimiz var. Şimdi onlara deneyeceğim. Şimdi onları da şöyle bileceksiniz. Bakın. Buradan mutlaka soru gelir. Tanjant, bakın A artı B yazarken şunu yapıyorsunuz. Bakın. Tanjant A yapıyorsunuz. Bakın artı olduğum burası artı oluyor. Sonra tanjant, bakın tanjant B yapıyorsunuz. 1 eksi, bakın artı olduğum burası eksi oluyor. Tanjant A çarpı tanjant B yapıyorsunuz. Şayet eksi olsaydı, bakın eksi olsaydı, tanjant A eksi B olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Tanjant A eksi tanjant B oluyor. Bakın burası eksi oldu mu? Burası eksi oluyor. Bakın dikkat edin. Bu kez aşağısı artı olacak. 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Bunlar bilmeniz gerekiyor. Bakın bu iki formülde mutlaka ezberlenecek arkadaşlar. Şimdi bazı zaman kotanjantla ilgili formülü soruluyor. Onların formülleri de mevcut. Yalnız ben onları vermeyeceğim. Neden? Çünkü tanjantı bulmak demek kotanjantı bulmak demektir. Size mesela kotanjant sorulursa siz tanjantı bulun. Hiç korkmayın. Neden? Çünkü tanjant 1 bölü 3 çıkarsa kotanjant da 3 bölü 1 çıkar. O yüzden dolayı tanjant formüllerini bilmeniz yeterlidir. Yani çünkü tanjantla neydi? Tanjantla bakın tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Yani tanjant x demek 1 bölü kotanjant x demek. Aynı zamanda secant x ile kosinüs x'in çarpımı 1'dir. Sinüs x ile cosecant x'in çarpımı 1'dir. Arc sinüs x demek buradaki x bakın buradaki açıyken bakın buradaki açıyken bunlar açıyken ama buradaki x değerdir. Bakın değerdir. X diye geçebilir bu değerdir. Yani değerin açıya gitmiş halidir. Unutmayın. Bu açıya gidecek. Evet. Bunlar toplam fark formülleri ve yarım açı formüllerini gördük arkadaşlar. Bunlar bilmemiz gerekiyor. Bir de şimdi bakın dönüşüm formülleri ve ters dönüşüm formüllerini vereceğim. Yalnız dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerini ezberletmeyeceğim. Toplam fark formüllerini size çıkarmanı sağlayacağım. Şimdi dönüşüm ve ters dönüşüm aslında birbirinin aynısı yani fark etmiyor. Şimdi ilk önce öğrenmesi kolaydır. Biraz dönüşüm ve ters dönüşüm karşılayabilirsiniz. Orada ben müdahale edeceğim yani.
biraz alıştırma yapma olayı tutuyor. Yalnız ispatını vereceğim, formülleri yazmayacağım. Yani ispat üzerinden sizin beyninizin hızlı bir şekilde bu formülü kavramasına yardımcı olacağım. Yoksa formülleri yazsam açın kitabı öğrenin veya YouTube dinleyin öğrenin derdim. Yani onun için ezberlemiyorsunuz. Bakın önce toplam farklarını bir daha yazıyorum. Bakın sinüs A artı B neydi arkadaşlar? Sinüs A çarpı kosinüs B. Bunları ezberleyeceğiz. Artı kosinüs A çarpı sinüs B sinüs A eksi B formülümüz ise sinüs A çarpı kosinüs B burası eksi oluyor. Sinüs pardon sinüs kosinüs daha sonra kosinüs pardon şurası kosinüs olacak. Kos A çarpı sin B. A B sırasının korunduğuna birinci kısımda sin kos olduğuna ikinci kısımda kos sin olduğuna dikkat edin. Şimdi bakın ben bunları taraf tarafa toplasam ne olur? Taraf tarafa toplasam şu birinci kısım ikinci kısım diye beyinde kodlayın. Taraf tarafa toplasam ikinci kısım gider. Taraf tarafa çıkarırsam da birinci kısım gider. Mesela taraf tarafa toplasam ne olur? Sinüs A artı B artı sinüs A eksi B eşittir 2 çarpı sinüs A çarpı kosinüs B olur değil mi? Bakın bir şey şimdi şunu yapacağım. Şurada şu oyunu yapacağım. A artı B yerine bakın A artı B yerine ben diyelim ki buna X diyelim. Buna Y diyelim. Şimdi A artı B'ye ben bakın A artı B'ye ben A artı B'ye X dersem A eksi B'ye Y dersem taraf tarafa toplarsam yani şunu kastediyorum A artı B X A eksi B Y dedim. Taraf tarafa toplarsam B'ler birbirine götürür. 2 A'dır X artı Y. Dolayısıyla A diyelim. X artı Y bölü 2 olur. B diyelim de X eksi Y bölü 2 olur. Bakın burada A yerine ne geldi? X artı Y bölü 2 geldi. B yerine ne geldi? X eksi Y bölü 2 geldi. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın sinüs X artı sinüs Y ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı sinüs X artı Y bölü 2 çarpı kosinüs X eksi Y bölü 2 oldu. Bakın can kulağını iyi dinleyin, iyi anlayın. Bakın sinüsleri bakın taraf tarafa topladığım anda bak topluyorum bak topluyorum. Şuradan anlıyorsun topladığımı. İkinci kısım gitti. İlk kısımda sin kos var. Bakın ilk kısımda sin kos var. A yerine toplamlarının yarısını B yerine farkının yarısını getiriyorum. Bak püf noktayı anladınız mı? Bak çıkarılışını bilin. Bu ne oluyor? Bakın burada bakın toplam var. Çarpım var. Bakın trigonometrik çarpım var. İşte bu dönüşüm formülü oluyor arkadaşlar. Ters dönüşümde şu oluyor. Şu aşamada siz A ve B'yi yalnız bırakırsanız bakın sin A çarpı cos B bakın sin A çarpı cos B eşittir. 1 bölü 2 öbür taraf alın. 1 bölü 2 çarpı. Parantez içerisinde ne oluyor? Sinüs A artı B artı sinüs A eksi B oluyor. Yani burada şuna dikkat edin. Taraf tarafa topladığım anda ikinci kısım gidiyor. Birinci kısımda ne var? Sin kos. Yani taraf tarafa toplarsam bakın şu zihin şunu anlasın. Taraf tarafa toplarsam burada ikinci kısım gider. Taraf tarafa çıkarırsam ilk kısım gider. Değil mi? Bakın şu formüle biz şuradaki formüle ters dönüşüm diyoruz. Bakın ters dönüşüm. Ters dönüşüm. Buradaki de dönüşüm oluyor. Şimdi dönüşüm ve ters dönüşüm farkı ne? Bakın burada çarpım var. Burada toplam falan var. 1 bölü 2 nereden geliyor? 2'den dolayı. Dönüşümde de şuna dikkat edin. Dönüşümde. Arada artı var. Mesela sin kos var. Bakın burada 2 var. Toplamının yarısı var.
Şimdi buradaki, bak buradaki örgüyü, buradaki mantığı öğrenin arkadaşlar. Şimdi ben forumları kapatacağım. Direkt 8 tane forum var. O 8 tane forumun hiçbirini vermeyeceğim size. Zihin bu mantığı öğrenirse o formüllere gerek duymadan soruları çözmeye başlarsınız. Yani ben öyle yapıyorum. O formülü ezberleyememiştim mesela. Yani çünkü yani ezberlemedim yani şimdiye kadar. Yani bu mantıkla çıkardım. Bakın hemen örnek vereyim. Diyelim ki sinüs 5x artı sinüs x olsun. Şimdi toplam fark formüllerini gözünüzün önüne getirin. Bak gözünüzün önüne getirin. Topluyorum. Topladığım anda ikinci kısım gider değil mi? İkinci kısım. Çünkü ne var? Bakın tekrardan yukarı dönüyorum. Bak şunlara bakın. Bak şunu beğeninize yazın arkadaşlar. Bakın toplamda sinüs kosinüs formülünde toplamda artı ise artı, eksi ise eksik, kosinüs de tam tersi. Bakın artı ise eksi, eksi ise artı oluyor. Ve sinüs de sin kos birinci parçada hep AB, her birinde AB var. İkinci kısımda kos sin, kosinüs formüllerinde ilk kısımda kos kos, ikinci kısımda sin sin. Bunu aklınıza yazın. Mantığını yazın arkadaşlar. Kodlayın buna. Yani Bekir daha iyi bilir. Bilgisayarcı ve Ali de bilgisayarcı olduğu için. Yani bunu kodlayın yani bu şekilde. Tamam mı? Yani aklınıza bunu kodlayın yani. Şimdi biraz önce ne vardı? Soruda? Bakın soruda ne vardı? Toplamak. Bakın toplamak. Sinüs var. Topladım ne olur? Artı eksiler birbirine götürüyor. İlk kısım kalır. İlk kısım aynısı oluyor. İlk kısımda ne var? Sin kos var. Bakın. Yazıyorum. 2, bakın 2 tanenin 2 tane olduğu için 2 çarpı sin yazıyorum. Toplayıp 2'ye bölüyorum. 5x'i toplayıp 6x, 3x yazıyorum buraya. Çarpı cos, sin cos. Bu kez 5x'ten x'i çıkarıyorum. 5x'ten x çıkarsa ne olur? 5x'ten x çıkarsa 4x olur. 2'ye bölüyorum 2x. Unutmayın. Bakın burada sin cos var. Gördünüz mü? Bakın sin cos. Neden sin cos var? Çünkü ilk kısımda sin kos var. İkinci kısım gitti. Neden 2 var burada? Çünkü ikisi de aynısı. Bak. Birinci kısımlar ikisi de aynısı olduğu için 2 oluyor. Unutmayın. Yani toplayıp 2'ye bölüyorum. Buraya yazıyorum. Farkını alıp buraya yazıyorum. Mesela bakın hiç göstermedim formülü şimdi. Bakın göstermedim. Diyelim ki kosinüs 20 artı kosinüs 10 olsun. 10 derece kosinüs 10 derece. Şimdi kosinüslerin toplamında ne vardı? İlk kısımda kos kos var, değil mi? İkinci kısımda sin sin var. Pekala toplayınca ikinci kısımdaki artı eksiden dolayı ikinci kısım gidiyor. İlk kısım kalıyor. İlk kısımda ne vardı? Kos kos var. Aynısı olduğu için 2 çarpı kos kos yazıyorum. İlkine toplayıp 2'ye bölüyorum. 20, 10 daha 30, 2'ye böl 15. 20'den 10'u çıkar, 2'ye böl 5. Bitti, bu kadar. Yani şimdi formülü ezberletip 8 tane formülü şu anda ezberlesem 1 saatim geçer. Yani gereksiz yere bir yükleme yapmış olurum. Yani sınava, bakın arkadaşlar sınava çok az bilgiyle girin. Ama o bilgileri çok kuvvetli bir şekilde kullanın. Yani mantığa ağırlık verin. O zaman bu sınav sisteminin panzehiri budur yani. Zaten ÖSYM bunu istiyor. Şimdi pekala şunu yapalım. Sinüs 3x eksi sinüs x olsun. Bakın burada eksi var. Eksi olunca ne olur? Hemen yukarı gidiyorum. Eksi olunca ne olur? Hop çıkıyor. Yukarı gidiyorum. Bakın sinüse bakıyorum. Eksi olunca yani şuraya eksiyle çarpıyorum. Bakın eksiyle çarpıyorum. O zaman eksiyi dağıtıyorum. İlk kısım gidiyor. Buradaki eksi eksi ne yapar? Artı yapar. Bakın artı yapıyor ikinci kısım. O zaman ikinci kısım kos 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 kos. Kos kos. Bakın kos 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 kos. 2 çarpı kos kos yazıyorum. 3x'den x'i topluyorum. 4x. 2'ye bölüyorum. 2x. 3x'ten x çıktı. 2x. 2'ye bölsem x olur. Cos x cos x. Bu kadar. Şimdi şunu yapalım. Diyelim ki kosinüs
4 derece eksi sinüs 2 derece olsun. Pardon. Sinüs demeyeyim de. Evet. Bakın. Cos cos sin sin olması gerekiyor. Pekala cos sin olsaydı birimini dönüştürmemiz gerekiyor tabii ki. Sinüs. Bakın sinüs demeyeyim. Kosinüs diyelim. Kosinüs 2 derece olsun. Bakın kosinüslerin farkını alırken sadece eksili durum burada meydana geliyor. Neden? Bakın yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum. Bak zihin şunu tarıyor. Zihin size şunu emrediyor. İkinci kısım eksiyen çarp diyor. Eksiyi dağıt diyor. Burası eksi olur. Bunlar birbirini götürür. Burası eksi olur. Dikkat dikkat burası eksik oluyor. Sadece kosinüslerin farkında eksili durum çıkar. Hemen eksi 2 yazıyorsunuz. Diğer tüm durumlar artıdır. Eksi 2. İkinci kısmı ne vardı? Sin sin vardı. Sin sin yazıyorum. Sin sin yazıyorum. Ne yapıyorum? Şimdi şuna dikkat edin. Hangi durumda toplarsam ikinci kısım gider. Çıkarırsam ilk kısım gider. Bakın çünkü sonra ilk kısımda ne var sinüste? Sin kos var. İkinci kısımda kos sin var. Kosinüste ne var? Toplamda kos kos var. İkinci kısımda ne var? Sin sin var. Sadece eksili durum nerede meydana geliyor? Farkında meydana geliyor. Bu kadar. Yani bu şekilde kodlarsanız gördüğünüz son derece kolay. O zaman 4 ile 2'nin toplamı 6. 2'ye böl 3. 4'ten 2 çıkar. 2 1'e böl 1 oluyor. Bu kadar. Pekala eksili durum olsaydı bundan nasıl baş çıkacaktık? Hani sin eksi 1 olsa falan filan. Şimdi onun cevabını da birim çemberden vereceğim arkadaşlar. Şimdi biraz sabırlı olun. Konumuz şöyle ki trigonometride denklem var. Bir şey söyleyeceğim. Hani şu anda daha sonra tüm konumuz trigonometri konusu bitiyor arkadaşlar. Yani bu kadar yani trigonometri. Daha sonra 2-3 gün boyunca örnekler bombardıman edeceğim. Yalnız bugünkü anlatmış olduğum tüm trigonometriyi bugün anlattım böyle bir derse sığdırdım. Çok enteresan değil mi Bekir? Yani bir ay, bir buçuk ayda işlenen konu bir akşamda bitiyor yani değil mi? Ha? Bekir uyuyor musun yoksa? Yok hocam. Vallahi uyuttum herhalde. Bekir La Fontaine'den masallar değil bunlar ya. Bunlar trigonometri. Değil mi Bekir? Öyle de. Kafa karıştırıcı. Olsun Bekir ya. Şey var. Şimdi şu var. Bak vermiş olduğum kodları, bilgi kafanda olsun. Ama diyelim ki bir şeyler var, bir şeyler oluşsun. Ama unut, yanlış yap. Ama bir kırıntı olsun. O koddan yola çıkarak gerisini tamamlarız. Soru çözümde oldu mu Bekir? Doğru hocam. Evet Bekir. Şimdi bak. Bekir, şu soruyu soracağım sana. Bak şimdi Bekir. Şu açım x olsun. Bu açımda eksi x. Öyle değil mi Bekir? Evet. Eksi x. Bekir, şuna dikkat edin Bekir. Bu P noktası, bu da P üst noktası olsun. Eksi açım. Peki hele P noktasının apsisi ne? Şu noktamız nedir? Cos x'tir. Öyle değil mi? Peki hele P üst noktasının apsisi ne? Açım eksi x olduğu için bunun apsisi de kosinüs eksi x olur. Öyle değil mi? Evet. O zaman ne olacak Bekir? Söyle. Kosinüs eksi x kosinüs x'e eşit olur. Kosinüs ne yaptı? Eksi yuttu. Öyle bilinir. Tamam mı? Gördüğün gibi yok oldu. Yani eksi kalmadı. Yani şeye benziyor değil mi Bekir? Çift fonksiyonlara benziyor. Hani çift fonksiyonlara şöyle bir olay var. Hatırlıyor musun? F eksi x olunca burası f x ile eşit oluyor değil mi? Çift fonksiyonda. Eşit oluyordu. Yani bu da bak gördüğün gibi eksi x eksi oldu. Çünkü zaten trigonometrik şeyi de grafiği de y eksenine göre simetriktir. Peki hala aynı durumu sinüs için yapalım şimdi Bekir. Sinüs için yapalım. Bak sinüs için. Şuradaki değer sinüs x'tir. Buradaki değer de eksi sinüs x. Pardon. Sinüs eksi x'tir. Şimdi bir şey dikkat ettin mi Bekir? Şuradaki değer negatifken buradaki değer pozitiftir. O değil mi? Yani birbirinin eksilisi değil mi? Eşit değil bu kez. O zaman şunu diyebilir misin? Mesela diyelim ki buradaki değerim atıyorum eksi 0.6 ise buradaki değerim 0.6'dır. Bunun gibi. Öyle değil mi? Bunun gibi. Evet. Örnek olarak. O zaman şunu diyebilir misin? Sinüs
eksi x eşittir eksi sinüs x eşittir. Evet. Bunu bir bilelim. Peki hele şu şöyle bir ispat yapacağım şimdi Bekir. Onu söyle bakalım. Bak şimdi. Yine şey çiziyorum. Bunu çizdim. Şuradaki açım x diyelim. Şimdi bak. Burada açım x. Buradaki açım da x'tir, değil mi? Şuradaki açıya y diyelim. Y diyelim. Şu üçgene göre. Bak şuradaki yeşille çizmiş olan üçgene göre. Şu değer nedir? Şu Bekir, şu değer. Burası 1 ya. Bu değer nedir? Sinüs x'tir, öyle değil mi? Öyle. Peki hele şu üçgene göre, bak şuradaki üçgene göre, şuradaki üçgene göre, hani burası 1 ya, cos y, şu uzunluk, o da bu uzunlukta sinüs x'tir zaten, sinüs x bölü 1'dir, öyle değil mi? Peki hala o halde cos y değeriyle sinin x değeri birbirine eşittir değil mi? Doğru mu? Doğru. Peki hala burada x ile y'nin toplamının 90 olduğunu dikkat ettin mi? Evet. İşte birbirini 90'a tamamlayan açılardan birinin sinüsü birinin kosinüsüne eşit. Mesela kosinüs 10 derece, sinüs 80 dereceye eşittir. Aynı özellik tanjant ve kotanjantta da vardır. Örneğin tanjant 75, kotanjant 15 eşittir vesaire. 90'a tamamlayan açıların birbirini tamamlar. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi trigonometrik denklemlere geçiyorum arkadaşlar. Denklem. Hocam bugün bitirsek mi ya? Yok bir 11 oldu. Bence de hocam. Yok şöyle bir 5 dakika biter ya. Denklem bir numara yok yani. Bir örnek versem yine yeterli yani. Denklem sadece. Bakın. Bileceğim bilgi şu. Bakın. Sinüs x ve cos x'in periyotları 2π'dir. Tanjant x ve kotanjant x'in periyodu π'dir. Periyot şu demek arkadaşlar. Mesela sinüs fonksiyonu 0 ile 2π arasında, 2π ile 4π arasında, yani şuradaki grafik neyse buradaki grafik de aynısıdır. Periyot bu demek. Yani tekrar ediyor. Trigonometrik fonksiyonlar tekrar eder. Sinüs ve kosinüsün periyodu 2π, tanjant ve kotanjant x'in periyodu π'dir. Bu bilgi denklemlerde kullanılır. Şöyle ki bir örnek vereyim, bitireceğim mesela. Diyelim ki bakın sinüs x değerim 1 bölü 2 olsun. X yerine hangi açıları getirebilirim? İmdadımıza gördüğünüz gibi ne yetişiyor yine? Birim çemberle çizeceğim. Bakın birim çemberle çizeceğim. Birim çemberde, bakın birim çemberde. Hocam 30 değil mi? 30 ama bak şurası 1 bölü 2 şu bak. Şu 1 bölü 2 bu. 1 bölü 2 bu. Bu değere karşılık gelen açılar iki tane değer var değil mi? Bak bir şu açı bir de buradaki açı karşılık geliyor. Öyle değil mi? Buradaki açı karşılık geliyor. Yani evet. Bak şekle göre 30 derecede buna karşılık gelir. 150 derecede buna karşılık gelir. Öyle değil mi? Ya da radyan karşılığını söyleyecek olursak pi bölü 6 30'un 5 katı 150 yapar. 5 pi bölü 6 radyan karşılığı karşılık gelir. Yani iki tane diğer karşılık gelir. Ama diğer tarafta 30. Ama biz tabii ki çünkü şu noktanın ordinatı da budur. Bu noktanın ordinatı da budur yani.
aynı noktadır mesela. Biz bunu genel çözüm yaparken şöyle yapıyoruz. Hatta bunu senin x olmasın mesela. Şurası diyelim ki 4x olsun, olur mu Zeynep? 4x olsun. X'i bulalım biz. Mesela o zaman 4x nedir? Şimdi o zaman ne yapacağız genel çözüm yaparken Zeynep? 4x diyeceğiz. Bak 4x eşittir. Gördüğün gibi 30 olabiliyor. Yani pi bölü 6 radyan oluyor. Artı mesela şunu düşün mesela Zeynep. O baz 30 ya. Sen diyelim ki buradan baz 30. Bak buradan 30. Bak buradan 30. Sen burayı bir tur daha at. Bak bir tur daha at. Yine buraya gelirsin değil mi? Bir tur ne demektir? 2 pi tur atmaktır. Peki hele 3 tur daha at. Yani 2 pi. Yani neden 2 pi? Çünkü periyodum 2 pi benim sinüste. Ve bunun k katını alıyorum. K ne burada? Tam sayı. Genel çözüm budur. Oldu mu? Veya 4x neye eşit olur? 5 pi bölü 6 artı k çarpı 2 pi olur. Sonra ne yapıyorum? Her iki tarafın 1 bölü 4'ünü alıyorum. Yani x'i yalnız bırakıyorum. X eşittir. 1 bölü 4'ünü alacak olursam. Pi bölü 24 artı. Bunu da 4'e bölecek olursak ne olur? K çarpı pi bölü 2 olur. Bunu 4'e bölecek olursak ne olur? Burada x eşittir. Yani 4'e bölmek demek 1 bölü 4'ten çarpmak demek. 5 pi bölü 24 artı 4'e bölünce ne olur? K çarpı pi bölü 2 olur. Burada k yerine 0 verirseniz köklerden birisi. Bak şu iki tane bir var. Bir de bu iki tane denklem elde ettik. Mesela k yerine ilk denkleme 0 verin. Pi bölü 24. İkinci denklemde mesela 0 verin. 5 pi bölü 24. Virgül. 1 verin mesela. İşte pi bölü 24 artı pi bölü 2 topluyorsunuz. Noktanın topu yazın. Sonsuz tane çözüm var. Mesela bu sonsuz tane çözümden mesela size işte 0 pi bölü 2 aralığındaki kök sayısını sorabilir. 0 2 pi arası kök sayısını sorabilir vesaire kök bulur. Ama tüm mantık budur arkadaşlar. Denklem çözümünü de bu şekilde yapıyorsunuz. Yani birim çember kullanarak son derece gördüğünüz gibi kolay. Bugün mesela bu dersler arkadaşlar trigonometrinin tamamını bitirdim. Bundan sonra örnek yapacağız. Yalnız diğer derse girmeden önce formüllere bakın, konuya bakın. Şöyle bir aşinalık kazanın ki yoksa çok uzak kalırsanız. Yani mesela yarınki akşam diğer örneklere geçeceğiz. Mutlaka